Tahribe uğramış, üzerine sonradan çizgiler falan eklenmiş buradaki halk tarafından. Şu kafa kısmı, iki tane boynuzu çok stilize olarak yapılmış. Ama bu sonradan yapılmış bir tane keçi figürü. Buradaki yine insanlar tarafından yapılmış, sonradan benzetmeye çalışmışlar ama orijinal gibi olamıyor. Sprey boyayla, hatta şişeler falan dahi orada var. Şu an Palanlı Mağarası'ndayız. Adıyaman'ın 10 kilometre kuzeyinde bulunuyor Palanlı Mağarası. Yerel halk tarafından da Keçiler Mağarası olarak adlandırılıyor. Pirin Antik Kenti'nin de yaklaşık olarak 4 kilometre kuzeyindeyiz şu anda. Palanlı Mağarası üst paleolitik döneme tarihlenmektedir. Çeşitli bilim insanları 1968'den beri burada araştırma yapmıştır. Özellikle İngiliz bilim insanları burada çeşitli araştırmalar yapmıştır. Şu an Palanlı Mağarası'nda çeşitli tahribatlar mevcut. Bu tahribatlar yerel halk tarafından yapılmış muhtemelen. Birçok kaya resmi koparılıp götürülmüş, hiltilerle, çekiçle birçok tahribata uğramış buradaki resimler. Yaklaşık olarak 45 tane kaya resmi var burada. 45 tane figür var. 2 tanesi insan figürü olmak üzere 45 tane kaya resmi var. Bunlardan yalnızca 3-4 tanesi günümüze kadar ulaşabilmiş. Diğer kaya resimleri çoğu tahrip edilmiş. Sökülüp götürülmüş defineciler tarafından. Burada çok ciddi bir tahribat var. Palanlı Mağarası'nın 2 tane kapısı vardır. 2 tane kapısını da kırmışlar. Kapıları şu an yerde. Burası korumasız kalmış şu anda. Tabii Palanlı Mağarası dediğim gibi yerel halk tarafından Keçiler Mağarası olarak adlandırılmakta. Niçin? Çünkü buradaki kaya resimlerinin çok büyük çoğunluğu keçilerden oluşmaktadır. Yaklaşık olarak 45 tane figür var. Bunların da büyük bir çoğunluğu keçiler. Yine bu kaya üzerindeki keçilerin burada olduğunu biliyoruz. Bu civarda yaban keçileri mevcut. Çok sayıda yaban keçileri var. Dediğim gibi üst paleolitik çağa tarihlendirilmektedir bilim insanlar tarafından. Yaklaşık olarak 42.000 yıllık bir geçmişi var Palanlı Mağarası'nın. Adıyaman'ın en önemli kültür varlıklarından birisidir Palanlı Mağarası. Defineciler herhalde burayı tahrip etmişler, öyle düşünüyoruz. Çünkü bazı kaya resimlerinin yerinden karot makinesiyle koparılıp ya da hiltilerle koparılıp götürüldüğünü gördük burada. Bazı kaya resimleri yerinde yok şu anda. Tahrip edildiğini biliyoruz. Defineciler maalesef Palanlı Mağarası'nı tahrip etmiş. Yani insanoğlunun daha ateşi bile bulmadığı bir dönemde burada yani defineden bahsetmek mümkün değil. Çünkü günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce para icat ediliyor. Yani burada herhangi bir define yok. Burada boşuna gelip de bu kaya resimlerini tahrip etmesinler. Çünkü bu kaya resimleri bir kültür mirası. Yani Adıyaman'a ve Türkiye'ye ait çok önemli bir kültür varlığı buralar. Yani milli servetimiz olan bu arkeolojik sitlerimizi lütfen tahrip etmesinler. Şurada da bir tahribat mevcut. Muhtemelen karot makinesiyle, beton delme makinesiyle yaklaşık olarak 50 santim derinliğinde bir oyuk açılmış. Bir de kültür müdürü geldiği zaman da toplar böyle gördü. Keçi resmi gördün mü? şu sakalı, boynuzları, şu gövdesi çok stilize olarak yapılmış. Bunlar kazıma tekniğinde. Buradaki figürler muhtemelen sonradan defineciler tarafından sökülüp götürülmüş. Şurada bir hilti izi var. Burada bir tahribat görüyoruz. Figür bu. Bak şu kuyruğu abi, arka ayağı, gövdesi, ayakları. Şu kafa kısmı yine kopartılıp götürülmüş. Şurada muhtemelen kafa kısmı olacak. Yine boynuzları bu şekilde devam ediyor. Boynuzları burada. Buradaki resimlerin çoğu tahrip edilmiş. Burada yine hilti izleri, çekiç izleri var. Duvarın her tarafında çekiç izlerini görmek mümkün. Şurada olan resimler yine sökülmüş, kırılmış, tahrip edilmiş. Atırsan. 40 bin yıllık Palanlı Mağarası'nda yapılan başka bir tahrip. Yine muhtemelen yerel halk tarafından bir keçi figürü yapılmış. Ama sonuçta burası birinci derece bir sit alanı.